Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Yasomi'ye ait yine bir lazer epilasyon cihazı inceleyeceğiz. Bu seferki lazer epilasyon cihazı diğerinden bir tık farklı. Farkı da şu, diğeri silah şeklindeydi, tabanca şeklindeydi. Ancak bu şekilde basit görünümlü, yani ona nazaran basit görünümlü bir cihaz. Ancak gerçekten burada güçlü bir atım gücüne sahip. 5 kademeden oluşan bir seviye ayarı bulunmakta. Ayrıca bu da diğerinde olduğu gibi buz başlıklı. Bir önceki incelediğim modelin eğer videosunu izlediyseniz, ki izlemediyseniz şuraya ekliyorum, sağ üst köşeden bakabilirsiniz. Gerçekten çok işe yaradığını söyleyebilirim. Onunla başladığımı bununla devam ettireceğim. Nasıl yapacağım? Onun videosunda burama bir lazer epilasyonu yapmıştım. Bununla değildi tabii ki, o tabanca şeklinde olanıyla atış yapmıştım. Bununla devamını gerçekleştireceğim. Şimdi size bunun modlarından bahsedeyim. Bunda 5 kademeli lazer atım seçeneği bulunmakta. Yani 5 farklı kademe var. Birinci kademede başlanılması önerilmekte. Zaten içerisinden çıkan kullanım kitapçığında da eğer ilk kez zarfte epilasyon yapıyorsanız birinci kademeden başlayın diye söylenmiş. Ayrıca ilk vücudunuzun bir yerinde test yapıp ardından bir 3-4 saat kadar bekleyip bir alerjik reaksiyon gösterip göstermeyeceğinizde dikkat etmeniz gerekiyor. Yani direkt lazer epilasyonu aldım, çatır 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 her yerimi yakayım diye girişmeyin. Eğer bir alerjiniz, bir şeyiniz varsa cildinizi mahvedersiniz. Ayrıca bu cihazlarla ilgili sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar direkt olarak kullanır kullanmaz kılları yok etti, kökünden çözdü gibi bir duruma sokmuyor. Uzun kullanımlarda ve düzenli kullanımlarda kıl köküne direkt olarak nüfuz ederek kıl kökünü yavaş yavaş yıpratarak kıl çıkmasını engellemiş oluyor. Yani bu cihazlar o lazer epilasyonlara gittiğiniz cihazlar gibi cihazlar değil. Orada gittiğinizde zaten takır 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 şöyle bir yakıyorlar. Yüzeyde bir kıl bile varsa o bile yok oluyor. Ancak bunlar direkt olarak kıl köküne hedef alıyor. Kıl köklerini zayıflatıp zaman içerisinde köklerden kurtulup kılsız tüysüz bir görünüme kavuşmanıza olanak sağlıyor. Yalnız dediğim gibi bunu düzenli bir biçimde kullanmak gerekiyor. Kullanım detaylarını da zaten satın aldığınızda kitapçıktan göreceksiniz. Vücutta kullanılmaması gereken bazı bölgeler var. Bunlar neler? Göz ve göz çevresi, özellikle göz kapağı, göz tarafında, ki zaten içerisinden kutunun bir güneş gözlüğü çıkıyor. Bunu takmadan kesinlikle yapmıyorsunuz. Onun haricinde genital bölge, cinsel organ kısmında kesinlikle kullanılmıyor. Koltuk altı kullanımında bir sıkıntısı yok ve vücudun diğer yere kalan hemen hemen her yerinde kullanmakta bir sıkıntı bulunmuyor. Ayrıca göbek deliğinde de kullanılması bu cihazların kesinlikle önerilmiyor. Tek tabii ki vücuttaki böyle dövmelerin olduğu yerlerde de bunun kullanılmaması gerekiyor. Bunlar da sonuçta bir kimyasal olduğu için ve siyah renkli olduğu için, pek tabii ki bunlar da kıl köklerini ateş ettiği için buradaki siyah alanlar üzerinde yanmalar yapabilir, cildinize zarar verebilir. O yüzden bu şekilde yerlerde yapılması kesinlikle önerilmiyor. Şimdi cihazın kutu içeriğinden çıkanları sizlere şöyle söyleyeyim. İki farklı rengi var burada. Gördüğünüz gibi bir pembe, bir de beyaz modeli. Gerçekten ikisinin de görünüm olarak çok tatlı. Şu şekilde duruyorlar. Üst taraflarında hem lazer atım alanı 3 santimlik alanda bir etki yaratıyor. Ayrıca burada bir de buz başlığı bulunmakta. Şimdi cihazın hava kanalları gerçekten çok fazla. Arka tarafı neredeyse full hava kanallarıyla dolu. Bu tarafında ve bu tarafında da hava kanalları var. Ayrıca arka tarafında da bir hava kanalı var. Yani siz bu cihazı kullanırken cihazın ısınmasına çok da bir olanak yok. Zaten her tarafa hava kanalı olduğu için çalışırken sürekli olarak kendini soğutuyor. İçerisindeki fanın sesini zaten duyuyorsunuz. Yani bununla siz lazer yaparken, kendinizi yakarken cihazın da yanmasına sebep olmuyorsunuz. Cihazın buz başlığı olduğunu söylemiştim. Ayrıca otomatik atış modu da var. Bu üzerinde bulunan tuşlar sayesinde, ki şurada bir açma kapama, bir de soğuk ve otomatik atım ayarı tuşu bulunmakta. Ayrıca buradan da lazer atımını gerçekleştiriyorsunuz. Şarjlı bir cihaz değil, prize takarak kullanıyorsunuz. Ve buradaki kablo, şöyle açarak da size göstereyim, gayet bu lazer epilasyonu yaparken yeterli bir kablo. Bakın şu şekilde. Yaklaşık 1 metre 70 santim civarında, 1 metre 70-80 santim civarında bir kablosu var. Yani gayet yeterli bir kablo uzunluğuna sahip. Bu cihazla lazer epilasyon yaparken kesinlikle ve kesinlikle bu içerisinden çıkan gözlükleri takıyorsunuz. Bir güneş gözlüğü de takabilirsiniz. Eğer bu içerisinden çıkmazsa diyeceğim ama içerisinden çıkıyor zaten, paket içeriğinde bunlar var. Ayrıca lazer epilasyona başlamadan önce bunun içerisinde göndermişler bir tane ama tıraş bıçağı veya bir makineyle kılları almanız gerekli. Şöyle direkt olarak kıllı tüylü yerlerde lazer epilasyon yapmayın. Hem canınız yanabilir hem de zaten cihazın verimli çalışmasına olanak sağlamamış olursunuz. O kadar araştırdım ki şu lazer epilasyon cihazlarını.
sırf tanıtacağım diye bildiğiniz artık böyle bir güzellik merkezinde çalışabilecek potansiyelde bilgiye sahip oldum. Şimdi geçen sefer başladığım nokta burasıydı. Yine aynı şekilde burada devam edeceğim. Bir önceki lazer yapmamın ardından 3 gün gibi bir süre geçti. Bunda da zaten ilk 1 aylık periyotta belli sıklıklarda yapılması söylenmişti. Bu da 3 günlük sıklık benim için gayet ideal olacak. Ben diğer cihazı 9. seviyeye kadar çıkartmıştım atımı. 9. seviyede artık yani böyle bir nebze de olsa canımın hafif hafif böyle bir yandığını hissettim. Milisaniyelik yanmayı hissettim. Bunda 5 seviye var. Ancak bundaki 5. seviye acaba benim cildimde bir yanma yapacak mı? Veya kıl köklerini yine aynı şekilde öldürebilecek mi, yok edebilecek mi? Beraber zaman içerisinde de göreceğiz. Şimdi yakından incelemeye başlayalım ve lazer atımlarına geçelim. Şimdi cihazları yakından görebilmeniz için şöyle fişe taktım ve göstereceğim. Bakın bu kısmında markanın adı yazmakta. Yasomi olarak gördüğünüz gibi yazıyor. Burada da cihazın üzerinde ufak bir LCD ekran var. Burada şu an off yazıyor. Yan tarafındaki tuşları gösterecek olursam, buradaki kısımda açma kapatmaya yardımcı olacak tuş. Buradaki kısımda da hem soğutma başlığını aktif eden hem de otomatik lazerleme moduna geçirecek olan tuş var. Zaten LCD ekranda her bir şey görünecek. Ön tarafına bakacak olursanız bakın lazer yaptığı alan, yani artık buna ne deniyor bilmiyorum. Şu lazer başlığı burada, bu çevresindeki alanda buz başlığı olmuş oluyor. Bu arada çevresindeki hava kanallarını görebiliyorsunuz. Her yer gerçekten hava kanallarıyla dolu. Şimdi bu cihazı açtıktan sonraki, önce gözlüğümü de ben takıyorum. Şimdi cihazı açmak için şu yan taraftaki tuşa basılı tutacağım. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Fanı da çalıştı. Bu arada 999.999 tane atım oluyor normalde. Burada şu an 975 atımda olarak görünüyor. Buz başlığını aktif etmek için şu yan taraftaki tuşa bir kez basıyorum. Ve gördüğünüz gibi buz aktif. Bir kez daha bastığımda kapanıyor. Basıyorum açılıyor, basıyorum kapanıyor. Otomatik atıma geçmek için bu tuşa basılı tutuyorum. Bakın şu an buradaki işaret otomatik atımın devrede olduğunu göstermekte. Ben şu anlık bunu kapatıyorum. Bu arada cilt algılama özelliği var. Bu cilt algılama da ne demek? Siz şu şekilde 90 derece eğer cildinizi kapatmazsanız bir atış gerçekleştirmiyor. Cihazın ön yüzeyinde şurada kademe ayarları var. Bakın kademeyi de şöyle artırıyorum. Güç tuşuna bir kez basıyorum. İkinci kademe oldu. Bakın şuradaki sayı çiçek gibi şey arttı. Üçüncü kademe, dördüncü ve beşinci kademe olmuş oluyor. Tekrar bastığımda kademeyi düşürerek tekrar 1'e kadar geliyor ve aynı şekilde yükseltebiliyorum. Ben şimdi birinci kademeden başlayıp bir lazerleme yapacağım. Gözlüğümü dediğim gibi şimdi çıkarttım, tekrardan takıyorum. Burada bir lazer epilasyon işlemi yapacağım. Tabii ki şu dövmenin olduğu alana girmeyeceğim. Şurada kılları aldığım bir kısım var. Burada lazer işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi buz başlığını da çalıştırdım. Bu arada gerçekten baya baya etkili, soğutuyor. Şöyle ekranda size gelecek şekilde çeviriyorum ve birinci seviyede atım gerçekleştireceğim. Hiçbir şey hissetmedim diyebilirim. İkinci seviyeye geçireceğim. İkinci seviyeye aldım. Aynı noktaya lazer atımı yapmıyorum. Bir altına doğru geçiyorum. İkinci seviyede de hiçbir şey hissetmedim. Bu arada buz başlığı gerçekten soğutuyor. Şimdi üçüncü seviyeye aldım. Birazcık daha aşağısında şöyle şurada yapacağım bu sefer. Üçüncü seviyede hafiften bir şeyler hissettim. Dördüncü seviyeye geçiyorum. Şurada bir deneme yapacağım. Evet, bu bir tık daha artık hissettirdi. Beşinci seviyeye geldiğimde de onu da şurada atımını gerçekleştireyim. Şurayı şöyle kaldırdım. Şurada hala kıllar var bu arada. Şurada bir atım yapacağım. Evet, bu gerçekten bir yanma yarattı. Şöyle devam ediyorum ben. Dövmeme denk gelmeyecek şekilde. Bu şekilde lazer epilasyonu yapabiliyorsunuz. Bu arada otomatik modda da sizlere göstereyim. Bakın şimdi şuradaki tuşa basılı tutuyorum. Basılı tuttuğumda şu an otomatik moda geçti. Otomatik moddayken lazer işlemini şöyle yapıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz, kaldırıyorsunuz, koyuyorsunuz. Kaldırıyorsunuz, koyuyorsunuz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet seri bir biçimde yapılabiliyor. Cihazı kapatmak için şu üst taraftaki güç tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bakın ondan geriye doğru sayıyor. Bu arada fan sesi gerçekten yüksek. Hani böyle tabii odayı inletecek kadar değil ama yüksek. Şimdi cihazı gördüğünüz gibi kapattım. Kapattıktan sonra şurada fişinden ayırıp karanlık bir ortamda
bekletmeniz gerektiği söyleniyor. Bu arada cihazda hiçbir ısınma yok. Yaklaşık bir 2-3 dakika civarında zaten kullandım. Öyle yoğun bir kullanım olmadı. Ancak bazı cihazların ısınma problemi olduğu yazılmış. Bu markada öyle bir şey ben diğer modelinde de görmedim. Ayrıca bir model daha inceleyeceğim yakında. Onu da göreceksiniz. Zaten incelemesini aslında ben yakın zamanda yaptım ama daha henüz ekranlarda paylaşmadım. O da gerçekten etkili ve ısınma problemi olmayan bir cihaz. Atım sayısı gerçekten çok yüksek. 999.999 çok yüksek bir rakam. Uzun kullanımlara gerçekten uygun. Yalnız bundan bir mucize beklemeyin. Şöyle bir mucize beklemeyin. Çoğu kişi satın alırken şöyle bir şey düşünüyor. Alacağım. Hemen 2-3 çat çat yapacağım. Ardından kıllarım bitecek. Öyle bir şey bu cihazlarda olmuyor. Zaten öyle bir şey olmuş olsa güzellik merkezleri çalışamazdı. Bu cihazlar uzun vadede düzgün bir şekilde periyodik olarak kullanıldığı takdirde cildinizdeki kıl köklerini inceltiyor. Yani kılları ilk başta inceltiyor. Ardından daha az çıkmasını ve düzgün devamlı olarak kullanımda da tamamen ortadan kalkmasını olanak sağlıyor. Yani bir anda mucizeler yaratmıyor. Düzenli bir biçimde uzun süreli kullanımda gerçekten faydalı bir ürün olacağına ben eminim. Zaten bu ürünle ilgili kullanıcı yorumlarına da bakacak olursanız gerçekten çok olumlu yorumlar var. Ben de olumlu yorumlara dayanaraktan cihazın uzun vadede etkili olabileceğini bu kadar net bir biçimde söylüyorum. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. iCool IPL Hair Removal Yasomi markasına ait lazer epilasyon cihazı videom bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şayet üründen satın almak isterseniz açıklamalar kısmına ürünün bir satış linkini ekleyeceğim. Siz de o link üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.